Sıradaki haberimiz Ankara'dan kan donduran maalesef bir haber. Bir taksici dün gece sokakta tartıştığı iki genci bıçaklayarak öldürdü ve sonra da hiçbir şey olmamış gibi bir benzin istasyonuna gitti. Ellerini yıkadı. Ondan sonra da taksisine bindi ve uzaklaştı ama çok fazla kaçamadı. Taksiciyi ele veren bakın ne oldu. Sokakta tartıştığı iki genci defalarca bıçakladı. Artık tabii kafası dönmüş ya, saldırıyor. Tartışma sırasında yaralanan taksiciyi kan izleri ele verdi. Polisin de kan izlerini takip ederek kendini bulduğunu biliyorum. Ankara Keçiören'de cinayete kurban giden iki genç ve katil zanlısı taksici iddiaya göre alkollüydü. Olaydan tam dakikalar öncesinde iki arkadaş bu noktada oturmuş alkol alıyorlardı. Taksici de işini bitirmiş, evine dönmüştü. Burada önünü çevirmişler çocuğun, iki kişi. Şöyle yerde yaparız seni, böyle yaparız şeklinde bir laflar söylemişler. Taksici ve iki genç tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve taksici alkollü iki kişi tarafından bıçaklandı. Yaralanan taksici hemen hızla öfkeyle karşıda bulunan evine koştu ve mutfaktan ekmek bıçağını alarak bu noktaya geri döndü. Artık tabii kafası dönmüş ya. Saldırıyor, birisine vuruyor, biri düşüyor. Öbürsüne de vuruyor. O da herhalde ölüyor. Samet K. ve Umut S. olay yerinde can verdi. Polis de katil zanlısının peşine düştü. Katil zanlısı taksici olayı gerçekleştirdikten sonra bu merdivenlerden aşağıya indi ve hemen karşıda bulunan petrol istasyonuna geldi. Burada ellerini yıkadı. Ancak hesap etmediği bir şey vardı. Yaralıydı ve vücudundan kanlar akıyordu. Ya kendinde yani özgür bir çocuk yani, aslında öyle bir şey yok da. Petrol istasyonu da ellerini yıkayan taksici tam bu noktaya geldi ve buradan bir ticari taksiye binerek bölgeden uzaklaştı. Kan izlerini takip eden polis taksici Kadir E'yi saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Katil zanlısı şu anda gözaltında.